demişti ki madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyat verileri bizde yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu ne yaman çelişki anne diye şimdi şarkı söylemeye başlayacağım yalnız. Çünkü TÜİK'in olmayan veriyle enflasyonu sen nasıl hesaplıyorsun o zaman diye sorarlar. İşte biz de bunu soracağız diyor CHP. Kamu özel işbirlikleri yani köyi sözleşmeleriyle köprü, yol, hastane işler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan cebimizden bir kuruş çıkmayacak demişti. Ama maşallah geçmediğimiz köprülere borçlanıyoruz. Paralar ödüyoruz falan filan. Şimdi kamu ihale kanununda son 20 yılda 200 civarında değişiklik yapıldı. Bunlarla ilgili ihale süreçlerindeki müdahaleler, vergi sisteminin adil hale getirilmesi, varlık fonunun tasfiye edilmesi böyle madde madde sıralamış. Şimdi Cemal Engürt hemen size döneyim çünkü uzaktasınız. Beni unuttun, bana söz vermedin olmasın sizi haksızlıklara karşı koruyayım. Hemen sizden başlayayım. Bunları hani bizim bir takım çekincelerimiz vardı. Bunu ben de dile getirdim, siz de dile getirdiniz. Salih Uzun'un tweetini de okuduk o gün. Bunları tatmin edici bir cevap olarak değerlendirir misiniz? Ne dersiniz? Tabii uzakta da olsak bir ordulu var vekaleten orada. Mustafa adı güzel. Doğru. Orduyu temsil ediyor. O İstanbul'da. Ben orduya geldim. Ordudan selamlar. Hepinize selamlar, saygılar ordudan. Ordular adına selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii biz endişelerimizi dile getirirdik ama bazıları bunu muhalefete muhalefet etmek olarak algılıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlar ve bunu muhalefet gibi görüyor. Bu saatten sonra dün akşam da söyledim bir kanalda yine. Bundan sonra CHP serbest, istediğini yapabilir. Özgür Özel serbest. İstediğini yapabilir. Hiçbir şey söylemiyorum. Düşüncelerimizi söyleyeceğiz. İnancımızı söyleyeceğiz. Biz Demokrat Parti olarak kendi tavrımızı ortaya koyacağız. Biz, bakın biz derken şöyle düşünün. Normalleşme ve yumuşamaya biz karşıyız. Yani Demokrat Parti, Milletvekili Cemal Engin-Yurt, Salih Uzun, Demokrat Parti olarak biz karşıyız. Özgür Bey'in arkadaşlarının normalleşmesi veya yumuşamasını eleştirmiyoruz. Biz diyoruz ki neyin normalleşmesi? Önceki akşam söyledim. Diyarbakır'da dans eden gençlerin acımasızca dövülüp linç edildiğinde hamburger restorantında hamburger yiyen masum insanların tekbir getirilerek linç edilmeye başlandığı bir ülkede Kocaeli'de çocuklarımızın dün başörtü zulmü yaşadık diyerek başörtü bacılarımız okullara gönderilmedi. Başörtülü kızların okuyamadığı için Amerika'da okuttum diye ağlayan Erdoğan şimdi başörtüsüzlere zulüm yapıyor, zulüm. Yine bugün biraz önce okudum Van Adliyesi'nde bir hakim bir avukat hanımefendiye oturma şeklin uygun değil, bacak bacak üstüne atmışsın, eteklerin gözüküyor diyerek uyarıda bulunuyor. İşte bizi normalleştirme ve yumuşatmayla kandıran Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi götürmek istediği nokta belli. Biz Milli Eğitim Bakanı istifa etsin diyerek isyan etmedikçe bu ülke Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaşıyor. Bakın dün Yusuf Tekin ne diyor? Ya müdürün ne kabahati var diyor ya. Bu kadar da büyütmeye gerek yok diyor ya. Bir olaydan dolayı diyor bu kadar velvele koparanlar adeta suçlu ilan ediyor. Yusuf Tekin sen nasıl bir insansın ya? Sen nerenin bakanısın ya? Sen nasıl Milli Eğitim Bakanısın ya? Yazıklar olsun sana ya. Bir olay dediğin, münferit olay dediğin eğer biz tepki göstermezsek sokaktaki kızlarımızın okuldaki çocuklarımızın nitekim mezuniyet törenlerine varana kadar yasakladılar değil mi? Cemal Bey, şimdi diyeceksiniz